مرحبا يا أصدقاء، أنا بتول من أكاديمية معلمي. في هذا الدرس سنبدأ بسلسلة 50 محادثة باللغة التركية، وهذا الدرس أول من المحادثات في اللغة التركية. سوف تستمع إلى بعض المحادثات التركية اليومية في أماكن مختلفة، مثل محادثة تركية في المدرسة، ومحادثة باللغة التركية في السوق، ومحادثة باللغة التركية في المطعم، ومحادثة باللغة التركية في المطار، ومحادثة تركية عند الطبيب، وغير ذلك من المحادثات التركية اليومية. من خلال هذه المحادثات التركية ستحسن مهارات الاستماع والتحدث باللغة التركية. ولكي تستفيد من هذا الدرس يجب أن تكرر معي كل المحادثة باللغة التركية. والآن هيا لنبدأ من المحادثات الأولى. Okulda. Kolay gelsin müdür hanım. Müsait misiniz? Tabii. Buyurun lütfen. Ben kızımı okula kayıt ettirmek için geldim. Öncelikle hoş geldiniz. İsminiz nedir? Benim adım Ayşenur. Memnun oldum. Kızınız kaç yaşında? Kızım 7 yaşında. Tamam. Kayıt için size verdiğim evrakları doldurur musunuz? Tamam. Hemen doldurayım. Şu kısmı imzalar mısınız? Tabii. Herhangi bir ücret gerekiyor mu? Hayır. Ücret gerekmiyor. Ve kitaplar okulun ilk günü öğrencilere ücretsiz dağıtılacak. Aa, bu harika. Çok sevindim. Şimdi kayıt işlemleri tamamlandı. İnşallah kızınız ve sizin için başarılı bir eğitim yılı olur. Çok teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Hoşça kalın. Çarşıda. Selamu aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Buyurun, hoş geldiniz. Ben alışveriş listesindeki bazı ürünleri almak için geldim. Tamam, yardımcı olabilirim. Bulaşık makinesi deterjanı, şampuan ve sıvı sabun almak istiyorum. Tamam efendim. Buyurun. Temizlik malzemeleri reyonu bu tarafta. Tamam. Sabun için önereceğiniz bir marka var mı? Bu ürünü tavsiye edebilirim. Teşekkür ederim. Toplam ne kadar? Toplam 400 TL. Listenizde başka ürün var mı? Aa, evet. Islak mendil ve peçete de var. Buyurun. Bunlar toplam 60 TL. Temassız kredi kartı ile ödemek istiyorum. Kartı cihaza okutabilirsiniz. Tamamdır. Hayırlı işler. Yine bekleriz. Lokantada. Merhaba hanımefendi. Türk restoranına hoş geldiniz. Kaç kişisiniz? Hoş bulduk. Bir kişiyiz. Şimdi sipariş vermek ister misiniz? Evet, lütfen. Ne içmek istersiniz? İçecekleriniz neler? Şişe suyumuz,
Meyve suyumuz ve kolamız var. Bir şişe su alacağım, lütfen. Ne yemek istersiniz? Ton balıklı sandviç ve bir kase sebze çorbası alacağım. Hava alanında. Merhabalar, kolay gelsin. Ben Ürdün'e 2 kişilik bilet almak istiyorum. Tabii efendim. Hangi saati istiyorsunuz? Akşam 18.30 seferinde boş koltuk var mı? Hemen kontrol ediyorum. Evet, şu an akşam 18.30 Ürdün uçağında 2 kişilik boş yer var. Tamam, güzel. 10A ve 11A numaralı koltuğu seçmek istiyorum. Sizi 1 dakika bekleteceğim. Tamam, bekliyorum. Türkiye-Ürdün arası akşam saat 18.30. Koltuk numarası 10A ve 11A. TK-123 sefer sayılı işlemi onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Toplam 6.500 TL. Buyurun, teşekkür ederim. Türk Hava Yolları'nı tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar. Doktorda. İyi günler. Dahiliye uzmanı Doktor Ayşe Hanım'a sıra almak istiyorum. Tamam. Kimliğinizi alabilir miyim? Buyurun. Tamam Betül Hanım. Burada bekleyin. İsminizi ekrandan takip edin. Teşekkür ediyorum. Neyiniz var? Şiddetli öksürük ve burun tıkanıklığım var. Ateşinizi ölçelim. Şuraya buyurun. Evet, ateşiniz biraz yüksek. Evet, şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Size ilaç yazıyorum. Onları düzenli olarak kullanın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bankada. Merhaba, ben banka hesabı açtırmak istiyorum. Lütfen ilk sıra alın, sonra yardımcı olacağım. Tamam, sıra numarası aldım. Buyurun, oturun. Adınız, soyadınız nedir? Betül Arıkan. Size vereceğim evrağı doldurup imzalar mısınız? Tamam. Burayı mı imzalayacağım? Evet, alt kısım. Buyurun, doldurdum, imzaladım. Teşekkür ederim. Dosya işlemleri tamam. 3 gün içinde adresinize banka kartınız teslim edilecektir. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kütüphanede.
Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Okumak için yeni bir kitap arıyorum. Doğru yerdesiniz. Ne tür bir kitap arıyorsunuz? Bol maceralı bir kitap arıyorum. O zaman bence macera bölümünde bir şeyler aramalısınız. Bana macera bölümünün nerede olduğunu gösterebilir misiniz? Tabii ki. Sadece beni takip edin. İşte burası. Ödünç almak için bu kitaplardan herhangi birini seçebilirsiniz. Herhangi bir tavsiyeniz var mı? Bu kitaba ne dersiniz? Bu kitap korsanlar ve gömülü hazineler hakkında. Bu kitabı geçen ay okudum. Beğendiniz mi? Heyecanlıydı ama çok uzundu. Ben kısa kitapları tercih ederim. O zaman daha kısa bir kitap bulmaya çalışalım. Buna ne dersiniz? Ah, çok ilginç görünüyor. Bu kitabı okudunuz mu? Evet, geçen sene okumuştum. Bol maceralı ve çok heyecanlı bir kitap. Ana karakter bir sihirbaz ve gerçekten çok komik. Harika! Bunu alacağım. İhtiyacınız olan başka bir şey var mı? Hayır. Sadece bu kitaba ihtiyacım var. Tamam o zaman. Hadi resepsiyona gidelim. Kütüphane kartın var mı? Evet var. Peki, işte kitabınız. 3 hafta içinde iade etmeniz gerekiyor. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Yeni kitabımı okumak için heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. 3 hafta sonra görüşürüz. Otelde. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Boş odanız var mı? Kaç kişilik efendim? 2 kişilik. 2+1 odalardan yer ayırtmak istiyorum. Otelimize giriş çıkış tarihleriniz nedir? 7 Kasım Pazartesi giriş, 10 Kasım Perşembe günü çıkış olacak. Hemen kontrol ediyorum. Evet, 2+1 odalarımız müsait görünüyor. Gecelik fiyatı 1100 TL efendim. Toplam fiyat nedir? Toplam 3 gece konaklama fiyatı 3300 TL efendim. Odalarda klima var mı? Evet var. Tamam. Teşekkür ederim. Nerelisin? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Türkçe biliyor musun? Evet, biliyorum. Sen Türk müsün? Evet, ben Türk'üm. Sen nerelisin? Ben İstanbulluyum. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Türkçe biliyor musun?
Affedersin, Türk müsün? Hayır, Türk değilim. Türkçe biliyor musun? Biraz ama çok iyi değil. Ne zamandan beri Türkiye'desin? 3 aydır. Ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Ya sen? Ben de öğrenciyim. Adın ne? Affedersiniz, adınız nedir? Benim adım Ayşe. Sizin adınız ne? Benim adım Betül. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Saat kaç, biliyor musunuz? Saat 17.15. Ne dediniz? Dedim ki saat 17.15. Teşekkürler. Ricalar. Yol tarifi. Merhaba Ayşe. Merhaba Betül. Ne haber? Havaalanına gitmek istiyorum. Bana oraya nasıl gideceğimi söyler misin? Üzgünüm, bilmiyorum. Sanırım metroya binip havaalanına gidebilirim. Metronun nerede olduğunu biliyor musun? Tabii ki, metro orada. Nerede? Göremiyorum. Sokağın karşısında. Ah, şimdi gördüm. Teşekkürler. Rica ederim. Buralarda tuvalet olup olmadığını biliyor musun? Evet, burada bir tane var. Şuradaki mağazada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben açım. Merhaba Betül, nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Ne yapmak istiyorsun? Ben açım. Bir şeyler yemek istiyorum. Nereye gitmek istersin? Bir İtalyan restoranına gitmek istiyorum. Ne tür İtalyan yemeklerini seversin? Makarna severim. Sen makarna seviyor musun? Hayır, sevmiyorum. Ben pizza seviyorum. İçecek bir şeyler ister misin? Betül, bir şeyler yemek ister misin? Hayır, ben tokum. İçecek bir şeyler ister misin? Evet, kahve içerim. Üzgünüm, kahvem yok. Sorun yok. Bir bardak su alabilirim. Küçük bir bardak mı yoksa büyük bir bardak mı? Lütfen küçük olsun. Buyur, afiyet olsun. Sağ ol. Müsait misin? Ayşe, benimle bir şeyler yemek ister misin? Olur. Ne zaman? Saat 10'da. Sabah 10 mu? Hayır, akşam 10. Üzgünüm, çok geç. Genellikle akşam 10 gibi yatakta olurum. Tamam. 13.30'a ne dersin? Hayır, bu çok erken. O saatte işte olurum. 17'ye ne dersin? Tamam, olur. Tamam, o zaman
Görüşürüz. Görüşürüz. Rutin aktiviteler. Merhaba Ayşe. Merhaba Betül. Üzgünüm, geciktim biraz. Hiç sorun değil. Seni ne tuttu? Sadece yoğun bir sabah geçirdim. Gerçekten mi? Evet, son zamanlarda sabahlarım yapılacak işlerle dolu. Bunalmış hissediyorum. Buna üzüldüm. Her sabah ne yapmak zorundasın? Genelde gece alarm kurup uyurum. Çünkü sabahları kendiliğimden kalkamayacak kadar yorgun oluyorum. Genelde alarmım 6'da çalıyor ama en az 2 saat erteliyorum. Normalde 8'den sonra yataktan kalkıyorum. Sabahları neden bu kadar yorgunsun? Bu benim hatam. Genellikle gece saat 10 civarında arkadaşlarımla bir şeyler yemek için dışarı çıkıyorum. Ve bu yüzden gece yarısından sonra eve dönüyorum. Sonra genellikle video oyunları oynuyorum. Ya da yatağa gidene kadar sosyal medyaya bakıyorum. Ah, bu iyi değil. Daha erken yatmalısın. Biliyorum. Sanırım telefonuma bağımlıyım. Tamam. Sabahları başka nasıl bu kadar meşgul oluyorsun? Dediğim gibi, genellikle çok geç uyanırım. Başka? Ayağa kalkar kalkmaz köpeğimi tuvalete götürmek için dışarı çıkmam gerekiyor. Sonra egzersiz yapabilmesi için genellikle topu ona atarım. O zamana kadar zaten saat 8:30 oluyor ve ben hala kahvaltı yapmamış oluyorum. Sonra dişlerimi fırçalıyorum, kıyafetlerimi giyiyorum ve işe giden otobüs 8:45'te durakta oluyor. Ve genellikle kahvaltıyı atlarım. Sonra kapıdan çıkıp otobüs durağına koşuyorum. Her şey yolunda giderse 9:45'te işe varıyorum. Sonra işe başlamadan önce genellikle bir şeker veya soda alırım. Sonra öğle yemeğine kadar çalışırım. Genelde arkadaşlarımla gidip biraz fast food yeriz. İş gününün sonunda akşam yemeği için pizza ya da başka bir yiyecek sipariş etmeden önce birkaç saat bilgisayar oyunları oynamak için eve koşuyorum. Akşam yemeğinden sonra saat 10'a kadar televizyon izlerim. Daha sonra arkadaşlarımla kafeye gitmek için dışarı çıkıyorum. Yaşam şeklini değiştirmelisin. Böylece daha sağlıklı olur ve daha dinç olursun. Gerçekten mi? Neyi değiştirebilirim? Mesela daha erken yatabilirsin. Akşam yemeğinden sonra televizyon izlemeyip arkadaşlarınla görüşmek için başka uygun bir vakit ayarlayabilirsin. Böylece en az 2 saat daha fazla uyuyacaksın. Anlıyorum. Ama o zaman arkadaşlarımla ne zaman görüşeceğim? Arkadaşlarınla her gece buluşmayabilirsin. Akşam yemeğinden önce onlarla
buluşabilirsin. Ya da belki sadece hafta sonları arkadaşlarını görebilirsin. Eğer gece erken yatarsan sabah dinç bir şekilde uyanırsın. Ve böylece işe gitmeden önce kahvaltı yapmak için yeterli zamanın olacak. Bu iyi bir fikir. Sabahları çok yorgun oluyorum. İşe giderken yediğim şeker ve sodadan olabilir. Evet, şeker ve sodayı bırakmalısın. Ayrıca sabahları işe gitmeden önce öğle yemeği için sağlıklı bir şeyler hazırlayabilirsin. Vay canına! Günlük rutinimde bu değişiklikleri yapmak için sabırsızlanıyorum. Şimdiden daha iyi hissediyorum. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Betül, peki senin günlük rutinin nasıl ilerliyor? Bunu sorduğuna çok sevindim. Genellikle sabah 6 gibi uyanıyorum. Yaptığım ilk şey büyük bir bardak su içmek. Böylece güne susuz başlamıyorum. Ondan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca bir çeşit egzersiz yapıyorum. Ya koşarım ya da ağırlık kaldırırım. Daha sonra genellikle hafif bir yulaf ezmesi ya da yumurta yiyorum. O zamana kadar saat 8:00'a yaklaşmış oluyor. Öğle yemeğim için çabucak salata ya da sandviç hazırlıyorum. Ve sonra yaklaşık 20 dakikada işe bisikletimle gidiyorum. İşe gittiğimde önce e-postaları okuyorum. Ardından hangi toplantım olduğunu görmek için takvimime bakıyorum. Sonra dışarıya çıkıp çimlerin üzerinde uzanıyorum ve öğle yemeği için hazırladığım salata ya da sandviçi yiyorum. Öğleden sonra işe dönüyorum. Genelde işe erken geldiğim için işten erken çıkıyorum ve böylece trafiğe takılmıyorum. Eve giderken akşam yemeğine taze yiyecek almak için manava uğruyorum. Akşamları bazen arkadaşlarımla telefonla konuşuyorum. Bazen televizyon izliyorum. Bazen de kitap okuyorum. Sonra akşam yemeğini hazırlıyorum ve saat 19:00'a yaklaşırken yiyorum. Uyumadan önce biraz dinleniyorum ve saat 22:00'da uyuyorum. Vay, bunu duyduğuma sevindim. Çok güzel bir gün geçiriyorsun. Bu kadar erken uyuyabiliyor musun? Evet. Her sabah spor yaptığım ve işe gidip gelirken bisiklete bindiğim için gece 22:00'a kadar çok yoruluyorum. Biliyor musun? Bu bana çok yardımcı oldu Betül. Bir bisiklet alıp haftada birkaç gün işe bisikletle gidebilirim diye düşünüyorum. Harika fikir Ayşe. Sadece aşırı yapma.
Betül, seninle sohbet etmek gerçekten çok güzeldi. Sanırım markete koşup akşam yemeği için sağlıklı yiyecekler alacağım. Benimle buluştuğun için teşekkürler. Ne zaman istersen Ayşe. Dikkat et kendine. Görüşürüz Ayşe. Görüşürüz Betül.